Evet sevgili misafirler, bazen bir olay yaşanır. Olayın tarafları karşısından baktığımızda herkesin açısından olay farklı yorumlanabilir. Şimdi bir olaya, o olaya şahit olanların bakış açısını izleyeceğiz. Bakış açısı geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Abi ben ne oynayayım abi? Ya bir git ya. Ay sen yürüt ben sıkayım abi. Ya hayır ya. Abi Allah'ın tuttuğunu altın olsun abi, kurban olayım abi. Ne olursun abi, ne olursun abi. İyi tamam, sen mouse'dan ateş etmeye bas. Sağ ol abi. Tıkçı 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 tıkçı. Tıkçı 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 tıkçı. Nasıl vuruyorum ama? Bayağı iyi vuruyorsun, herkes öyle. Çok iyi vuruyorsun. Tıkçı tıkçı tıkçı. Ya bu bilgisayara bal değil ki. Mal. Anne! Anne! Öf, ağız! Ne? Bana bak, ne bağırışıyorsunuz siz? Oğlum vurmasana kardeşine. Senin oyun oynaman, onun kardeşini dövdüğünü sanması. Ne diyorsun lan? Beni anlamadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ben de seni dövebilirim ama vaktimi harcayamam. Aa, hadi düğüne geç kalacağız. Nerede bu adam ya? Baban nerede? Of! Ne bileyim ben. Aha geldim. Baba. Oğlum yorgunum. Gözünü seveyim ya. Çok yorgunumdur. Şükrü ne yapıyorsun? Kapının önünde çıkarsana ayakkabıları ya. Evi kirlettin. Ya ne abarttın sen de ya. Allah tamam. Allah. Ne Emine'nin güvercini gibi sallıyorsun kapıyı. Ne oldu? Ya bendeki değişikliği fark etmedin mi? Fark ettim de şimdi iki tane çocuk falan yaptık yani. O iş işten geçti yani. Ne diyorsun ya Şükrü? Neyi fark edeceğim? Ne var? Ne oldu? Ya saçımı kendi renginden bir ton açığına boyattım. Eski rengi neydi ki? Ya üf tamam, sana ne soruyorum ya. Hadi git, düğüne geç kalacağız. Ne kadar da hazırlanırsın? Daha iki dakikaya hazırım ben. Hadi tamam, hadi hadi. Babam geldi, hadi onun yanında da vur. Demek ki vurabiliyor. Oğlum yapma, vurma ya. Üstünü bozacaksın kardeşinin. Anne ben düğüne gelmek istemiyorum. Ben ne işe yarayacağım orada ya? Oğlum biz de gidip nikahlarını kıymayacağız herhalde. Ailecek bir arada olalım, ayıp olur olmaz. Zorla düğüne götürüldüğüm doğrudur. Bu kimle konuşuyor ya? Z kuşağı işte. Hadi hadi hazırlan Şükrü. Şükrü hadi. Hazırım hazırım, geldim tamam, hazırlandım hadi. Bu kadar hazırlanmasaydın ya Şükrü. Neye hazırlandın sen? Psikolojini mi hazırladın? Bu ne? Ne var? Ceket değiştirdim, geldim işte ya. Allah Allah. Babamın savunması büyüktür, Sokrates'in savunması. Lan oğlum sen kimle konuşuyorsun lan? Bana bak, bunu mu giyeyim, bunu mu? Ya ikisi de aynı işte. Giy gidelim hadi ya. Ya nasıl ikisi de aynı? Allah Allah, Allah aşkına. Aman tamam, sana hiç sormuyorum ya. Hadi gidelim hadi. Aa, hadi, 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 hadi. Merhaba Kemal abi. Hayırdır Kemal, ne oldu ya? Akşam halı saha maçı vardı abi. Ah, ah. Ya ben onu tamamen unutmuşum ya. Biz düğüne gidiyorduk biliyor musun ya? Tüh, bak gördün mü? Neyse. Artık başka zaman gideriz düğüne ya. Aa! Ne diyorsun ya? Halı saha nereden çıktı? Ne var ya? Bir ter atarız, iyi gelir. Ya saçmalama ya. Şimdi benim kuzenimin kardeşinin kaynanın düğününe gitmeyecek miyiz? Ne kadar yakınmış bunlar ya. Ne kadar gitmesi çok ayıp olur ya. Hadi gidelim bana bari. Bana Şükrü, sabahtan beri düğüne hazırlanıyorum. Ya ne sabahtan beri düğüne? Bağırma bana şey be. Çık artık şey. Bağırma bana. Bağırma bana. Bağırma bana. Bağırma bana. Ya ne oluyor burada? Ne oluyor? Ya bu neyin kavgası bu yine? Ama ne zamanki Şükrü işte anne ya. Ya ben hiçbir şey yapmadım. Geldiğimden beri bana saldırıyor. Gördün ha, görmedin ha? Tamam, tamam. Tane tane anlatsın biri. Hayır ben anlatayım anne. Bir an anlatacağım. Bir dakika, bir dakika. Ben anlatacağım. İyi be, tamam sen anlat. Anne zaten sabahtan beri düğüne hazırlanacağım. Çocuklar bir yandan üstüme geliyor. Şükrü bir yandan üstüme geliyor. Bu oldum bak. Tam olarak şöyle oldu. Düşünemiyorum. Tam istediğim kıvama geldim. Annemden sen mi daha çok nefret ediyorsun, ben mi? Ben! Hayır, ben! Oğlum yapmayın. Vurmayın birbirinize yavrum. Ne olur vurma. Vuracağım. Hayır. Allah'ım. Yeter, yapma.
yapma. Beni de sevmiyorsunuz zaten. Bu evde bir Allah'ın kulu beni sevmiyor mu? Ne olur ya. Baba. Ne Ne yapıyorsun bey? Ayağıma tam oturdu vallahi ya. Amel defteri kapandı. Yavrum iyi misin? Sana ne be? Babamızdan bir dayak yiyemeyeceğiz mi ya? Allah Allah ya. Şey, bey bu ayakkabıların hali ne öyle? Ne var ya, sana eziyet olsun diye hep çamurlu yerlerde gezdim. Şimdi de bütün çamuru buraya bırakacağım. Tamam, senin canın sağ olsun. Ben de bir şey fark ettin mi? Kilo almışsın, davul fırın gibi geziyorsun ortalıkta. Hayır, o değil. Saçımı boyattım. Saçını mı boyattın? Eski rengi neydi ki ya? Ya öf ya, hayır onu demiyorum. Tamam, düğüne gideceğiz. Çıkalım mı? Ne zaman hazırlanırsın? Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar buradayım. Hadi bakalım. Üf, babam gitti. Bu meymenetsizle kaldık baş başa ya. Bana vursana abi. Oğlum vurma kardeşine. Sana ne be? Şirret karı. Ay, üstüm bozulacak diye diyorum yavrum. Ben o zaman bir daha ütülersin. Evet, ben de zaten düğüne gelmek istemiyorum. Oğlum hep beraber ailecik bir arada oluruz diye. Ya ortamlarda seninle gözükmek istemiyorum ben. Allah'ım, ben bu çocuklara ne yaptım? Hadi gidelim, ben hazırım. Hazırlanmamışsın. Tuvaletimi yaptım, geldim, hazırım. Çok yakışmış. Şey, bir şey sorabilir miyim bey? Aslında hiç merak etmiyorum soracağı şey ama hanımım olduğu için bir dinleyeyim bakayım. Evet, sor. Bunu mu giyeyim, bunu mu? Ya ikisi de aynı bunun. Giy birini işte. Aynı mı? Tamam, sen öyle diyorsan öyledir. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim. Selamun aleyküm. Hayırdır Kemal ya? Abi akşam pavyona gidecektik, unuttun mu ya? Ah, benim aklımdan tamamen çıkmış bu. Aa. Nasıl unuturum? Biz de düğüne gidiyorduk ya. Ya olur mu neyse, ya? Neyse, başka zaman gideriz düğüne. Hadi ama bey, pavyon nereden çıktı şimdi? Ne var ya, ter atarız. Ama düğüne gitmeyecek miyiz? Ya ne düğünü, sabahtan beri düğün, düğün ya. Hadi gidelim. Başladık, susmuyorsun. Çık, tamam ben geleceğim. Yapma, ne olur. Ne yapma, ne olur. Bir sus. Ay, yapmayın. Yapmayın çocuklar. Ay. Ya ne oluyor burada? Sonra da sen geldin anne işte. Ya nasıl yalan söylüyor ya? Bunu giydirdiğiniz ayağıma benim. Yalan söylüyor lan, öyle bir şey yok ya. Öyle değil mi? Öyle değil ya. Ben seni dövüyor muyum oğlum sürekli? Dövüyorsun ama anne, ben senden o kadar nefret etmiyorum ki. Azıcık tiksiniyorum. Bak, bilmiyorum artık. Ya anne, Allah'ını seversen ben anlatabilir miyim anlat, ya? Anlat, sen anlat. Bak, ben zaten yorgun argın işe gelmişim. Evin bütün yükü sırtımda benim. Geldiğim zaten sinir küpüydü böyle. Ağzından köpük saçıyordu ya. Aynen şöyle oldu. Ben... Gel buraya. Sür. Güzel sür. Efendim, French mi yapayım, düz mü? Fark etmez. Sür. Titreme. Sen de doğru düzgün masaj yap lan. Tamam anneciğim. Oo, buralar hep kulunç. Sizin yüzünüzden. Taşırdın mı? Taşırdın mı lan? Hemen çözüyorum, hemen çözüyorum. Tamam, iyi. Bırak. Bırak, pislik. Nerede kaldı bu adam? Geldim. Baba. Oğlum. Oğlum, oğlum. Neredesin lan sen? O ayağındaki galoşlar ne? Çık lan şuradan. Çık şuraya. Çık ağzını. Ne lan bu galoşlar? Erkilenmesin diye hayatım. Sen bana yalakalık mı yapıyorsun lan? Git. Yok yok, niye yapayım yalakalık? Yok, yapmıyorum. Sinirim bozuldu, saçım başım dağılacak. Hayatım, saçın çok güzel olmuş. Bir değişiklik yapmışsın galiba Asa. Sen fark etme diye aynı renge boyadım. Niye fark ediyorsun lan? Özür dilerim. Özür dilerim. Bir daha fark etmem. Yürü git, düğüne hazırlanacağız hadi. Çabuk. Tamam, geliyorum. Çabuk, aha geliyor. Valla gidiyorum. Aha geliyorum. Sıkıldım. Babanız gelene kadar birbirinizi dövün. Vurun lan birbirinizi. Vur. Daha sert. Daha sert. Ulan geliyor, geliyor. Daha sert. Yaşasın kötülük. Dur, daha yeter. Sıkıldım. Tamam lan. Arsız oldu iyice bunlar. Tamam. Yeter, düğüne gideceğiz zaten. Ben anneciğim düğüne, ben gelmez... Ne dedin sen? Ne dedin sen? Düğüne erkenden gideyim, önden masa tutarım. Önden izleriz düğünü. Hayır, saçmalama. Düğünde sadece halay çekeceksiniz. Çıkın bakayım yürüyün. Çık lan, çık. Güzel, güzel. Hazırız. Evet.
Aşkım, aşkım ben hazırlandım. Nasıl olmuşum? Bu ne lan? Ben sana bu ceketi giymeyeceksin demedim mi? Aha, ama ben bu ceketle kendimi daha zayıf hissediyorum. Bambaşka bir insan oldum adeta. Yürü git değiştir. Herkes sana bakacak. Yürü. Tamam aşkım. Yürü git bana. Tamam. Aha geliyorum. Aha geliyorum. Geldim değiştirdim. Eski ceketi giydim hadi. Hayır. Şişt, dur dur. Bekle. Ne oldu ya? Bunu mu giyeyim, bunu mu? Bunu mu giyeyim, bunu mu lan? İkisi de aynı gibi ama. Bunlar aynı mı? Yok, aynı olur mu? Bunlar aynı mı lan? Yok, yok. Seç birini. Yardımcı olun Mehmet Ali Bey. Seç. Aman. Şu olsun, şunu giy. Bunu mu istiyorsun? Onu giy. O zaman bunu giyeceğim. Yürü, aç kapıyı. Tamam, gidiyoruz. Vurma, ne olur. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Kemal, hayırdır? Akşam teraviye gidecektik. Ah, ben onu tamamen unutmuşum ya. Biz de düğüne gidiyorduk ama... Allah affetsin ya, olsun. Bana bak, ya. Sen benden habersiz sevaba mı giriyorsun lan? Ne teravih? Vallahi özür dilerim. Hiçbir yere gitmiyoruz. Özür dilerim. Oturun hafifte. Hiçbir yere gitmiyoruz. Vallahi gebertirim. Sevaba girip çıkacakmış lan. Ya ne oluyor burada? İşte ondan sonra da anne sen geldin. Aha da böyle oldu olan. Ay anne, öyle şey olur mu? Ben bu çocuklara nasıl öyle davranırım? Allah aşkına. Evet zaten. Zaten ben bununla hiç vurmuyorum ki. Hep o bana vuruyor. Bak. Ya birinizin ak dediğine diğeriniz kara diyor. Orçun, sen anlat bakalım bir de ne oldu? Ya babaanne dur, zaten ortalık karışık. Anlatsan. Tamam, şöyle oldu babaanne. Sus lan. Sus. 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 Aa! Kardeşi dövmek ona on aktivite. Üf! Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki? Saçımdaki değişikliği fark etmeyen de ne bileyim? Dikkat çekmeye çalışırken ben. Kadınlar anladı, erkekler bu ne diyor. Bu ne? Saçım boyattım. Eski rengi neydi ki? Öyle ölmem, füze at. Herkes işi gücü bıraksın, Aysun'un saçına baksın. Hemen hazırlanman yok mu senin? Var bir hayalimiz. Bama bama. Boşanma fikri çık aklımdan. Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben... Burada ne oluyor, dur. Aynen böyle oldu babana, ayıktın mı? Ne anlattın oğlum? Ben bir şey anlamadım. Bu evde beni kimse anlamıyor ya. Abi sen beni kum torbasına mı benzetiyorsun? Evet. Çok havalı ya. Aslan, oğlum. Hı. Anneyle baba bugün ne yaptı? Aman anne, o nereden bilecek ya, küçücük çocuk? Karışmayın ya, ben ne anlatayım? Ha? Ne? Ben ne anlatayım? Anlat kuzum. Tam olarak şöyle oldu babaanne. Ben oynayayım mı? Keseyim mi lan tükünü? Ha? Keseyim mi? Allah! Anne! 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 Efendim? Anne! Anne! Geldim bismillah. Oğlum, geldim. Ne var? Hayır. Allah! Allah baba! Size ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ya? Bir, iki, baba geldi. Üç, dört, üstünü ört. Beş, altı, kahvaltı. Yedi, sekiz, ayvan yedi geç. Sizin balkonunuza topum kaçtı da onu alabilir miyim? Ya yürü git. Allah Allah, bu ne ya? Allah'ım yapmayın, ne olursunuz yapmayın. Ben vermeyeyim, zira patlar. Yapmayın, ne olursunuz. Allah'ım. Kes, saçım çok uzadı, kes. Böyle güzel olmamış zaten. Sağ ol. Kâkülüm oldu. Gel, gel, gel. Şımarıp durursun sen. Ne olursunuz. Allah'ım, Allah'ım. Gülüm, gülüm. İşte tam olarak böyle oldu baba. Tamam. Ben geldim kuzum.
Ben yanındayım. Korkmuş çocuk sizden. Ya gel yok Ay, ya. Aslan. Dur yavrum. Annem sen bizi böyle mi görüyorsun anneciğim? Oğlum sen... Ya ben size zarar verebilir miyim yavrum? Ben sizi çok seviyorum bir kere ya. Ya madem seviyorsunuz o zaman bir de kavga etmeyin baba. Neyse hayal kurmayalım şimdi. La oğlum sen kimle konuşuyorsun lan? Tamam bak kavga etmiyoruz da. Bak biz çok seviyoruz babanla birbirimizi. Evet oğlum ha? Sakin olun. Seviyorum ben size zarar veremem zaten ya. Hep beraber hadi düğüne gidelim. Hadi. Sonra da ben size tatlı ısmarlarım be. Hadi siz gidin. Aslan benle kalsın. Yorulmasın çocuk. Ben baban ne? Orçun. İşine bak kardeşim. Hadi gel hadi. Hadi o zaman. Hadi. Babaannem abime yol verirken ben. Hadi. Hayatım be. Kıyafetin çok yakışmış yani sana. Çok güzel olmuşsun ya. Bununla ya, gel. Tamam sağ mı? Ol. Senin de ceketin çok güzel. Canım kocam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kusacağım galiba. Yürü lan. Gittiler. Aslan, ben bir şey merak ettim. Sen beni nasıl görüyorsun? İşte böyle aynı olduğun gibi babaanne. Ay kurban olsun babaannesi. Oy canım oğlum benim canım. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyen var mıdır? Bilmideler ve beste, değil mi? Beste bilir yazdılar. O zaman Hilmi, çal bakalım zili. Enteresant. Ben şöyle düşündüm. İlk olay, yani orijinal olay... Pek mi düz acaba hani çok birazdan mı kavga etseydiler yani gelip babaannenin ne oluyor burada diyeceği kadar mı dedim ama sonraki parçalar onu dedirtmeyecek kadar hoştular. Dün gece saat 3'e kadar tam bu konuyu tartıştık hocam. Değil mi? Gerçekten olay biraz daha net mi olsa sert mi olsa falan ama bu skecin şöyle bir özelliği var. Bir ay önce de yazılsa son gece 4'te bir daha yazılıyor ve zil alıyor hocam yani. O da ilmiyle. Bütün skeçlerimiz için bu söylenebilir. Peki, en iyi bölüm hangisiydi? Herkes anlatıyor ya. En iyi bölüm, en komik bölüm hangisiydi? Söyle. Bir ve üçü ben. Bir ve üçü hangisi ya? Bir... Senin... Anne bir Cemal'ın anlattı. Üçte... Oğlum, Z kuşağı. Nereye kodladın bunu ya? Bir ve üç. Hemen kodlamış orayı. Bir, üç, iyiydi. Dört ile beş biraz. Tweetlerle konuştuğumuz o Z kuşağı. Evet, bana da orası çok iyi. Biraz daha uzun olaydı dedirtti orası mesela. Çünkü o dil, o dille ilgili herhangi bir yerde böyle bir mizah yapıldığını da görmedim. Çok iyiydi. Bir de orada çok artık gıcık aldığım şeyler de var. Bilmem ne yapıyorumdur. Yaparken ben. Bilmem ne olduğum doğrudur. Annem bıdıklık yaparken ben filan orası. Hocamızın fırçasını yerken biz. Hoca fırçanın zirvesindeyken siz. O güzel, güzeldi. Atakan'ın gelişi hoştu. Bence şey de hoştu. Arada yani laf şakası olarak sen benden habersiz sevaba mı giriyorsun? Güzeldi. Biraz arada kaynamış olabilir ama. Nasıl? Metin'in geldiği bölümler. Evet onlar da hoş. Hocam geldi. Bir burada en hızlı kostüm değiştiren ödülünü Metin'e vermek isterim. Arkadaydım ben. Yani evet. Metin'in her yerini gördüm ama değdi yer. Sürekli çıplak bir Metin var yanımda. Gerçekten çocukcağız her partta olağanüstü bir değişim yaşadı. Sen şimdi yeni formatımızda bu arada duruyorsun değil mi? Evet, ben şu an Metin'in vücuduna teslim olmuş durumdayım hocam. Görmediğim meğer arka planda neler oluyormuş. Ekibin neleri varmış, her şeyi görüyoruz çok şükür. Şahin sen ne diyorsun? Yani eyvah ceketim! Eyvah! Aa, neyse buradaymış ama. Bence şahaneydi, bütün partlar çok güzeldi. Çok eğlendim ya arkadaşlar, inanılmaz güzeldi yani ilk skeç için. Çok güzeldi, çok eğlenceli. Bir dakika. Şahin, bütün skeçleri böyle değerlendirmeyeceksin değil mi? Ne ama şimdi hocam, sizin yanınızda çok ben işte arkadaşlarıma ben öyle olmuş, böyle olmuş diyemem ki.
Bence hıyarlı baba olarak yorumlasın. Öyle mi? Şahin olarak fazla ama kibarsın. Ama o zaman da mesela çok şey yaparım. Ya yap. Yap. Geri zekalar böyle skeç mi olur? Evet, evet. Bakayım vallahi. Şahin kendisi çok kibar bir insandır. Karakterin içine girince başka bir şey olur yani. Faruk. Bence hıyarlı baba olsan, evet. Çok güzel hareketler. Devam ediyor sevgili izleyenler.